Özge ceviz, fındık ve kuru üzümü karıştırarak A gramlık bir karışım elde ediyor. Karışımdaki ceviz miktarının fındık miktarına oranı hemen şöyle ceviz bölü fındık 3 bölü 4 diyelim. Karışımdaki kuru üzüm miktarı da A bölü 4'müş. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada buna göre karışımdaki ceviz miktarının kuru üzüm miktarına oranı kaçtır diye sorulmuş. Toplam A gram olduğu için arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebiliriz o zaman. 3K, 3K diyelim. Buna da 4K diyelim tamam mı? 3K artı 4K o zaman 3A bölü 4'e eşit. Neden? Tamamı bunun A olduğuna göre A bölü 4 çıkarırsak geriye 3A bölü 4 kalır. Böylece 7K eşittir. 3A bölü 4 yani K buradan 3A bölü 28 olur. Şimdi Ceviz miktarı böylece 3 ile çarparsak 3K'ydı ya o. Ceviz miktarı ne oldu? 9A bölü 28. Peki kuru üzüm neydi? Arkadaşlar A bölü 4. O zaman bunları sadeleştirince buna da Ü diyelim şöyle. Bunlar da 28 ile 4 sadeleşir 7. A'lar sadeleşir. Böylece 9 bölü 7 A şıkkı olur. 680 gramlık bir karışım yapacağız arkadaşlar. 4U eşittir 3T haliyle şuna 3K dersek buna da 4K diyebiliriz. Aynı şekilde 5T eşittir 2S. Dikkat buraya da 2M yazacağım. Buraya da 5M yazacağım. Çünkü farklı oranlar sonuçta bununla bu. Farklı şeyler. Yalnız burada arkadaşlar tuz. Burada yine tuz. Şimdi burada 4K burada 2M. Yani buradan ne sonuç çıkarırım ben? Hem 4'e hem 2'ye bölündüğü için 4 seçelim. Artık bakın yeni bir harf veriyorum bunlardan yardım alarak. Diyorum ki burası 4A olsun tuz. Böylece un ne olur arkadaşlar? 3A olur. Doğru mu? Sonra aynı şekilde 5 çarpı 4A tuz bakın. Buradan da su ne gelecek? 20A olması için 10A gelecek. Artık suyu 10A, tuzu arkadaşlar ne belirlemiştik? 4A ve unu da 3A belirledik. Toplam 10, 4 daha 14, 3, 3 daha 17A eşittir 680. A buradan arkadaşlar 40 geldi. Karışımda kaç gram un vardır diyor. 3A vardı. 3 çarpı 40'tan 120 un varmış C şıkkı. 4 ile doğru orantılı ve 3 ve 5 ile ters orantılıymış arkadaşlar bu 3 çocuk. Şimdi burada ne vermesi lazım? Bize ya toplam bilye sayısını vermesi lazım ya herhangi bir tanesinin sahip olduğu bilye sayısını vermesi lazım. Mesela evet bu olur. Herhangi bir çocuğun aldığı bilye sayısını verirse böylece diğerlerine de yorum yaparım. Herhangi iki çocuğun bilye sayılarının toplamını verirse evet yine yorum yaparım. Neden biliyor musunuz? Şimdi size şöyle söyleyeyim bakın. 4 ile doğru orantılı demek 4K demektir. 3 ve 5 ile ters orantılı demek de K bölü 5 ve K bölü 3 demektir. Siz bunlardan herhangi birine ait olanı verirseniz bulursunuz ya da işte ikisinin toplamını diyelim bu ikisinin toplamını e haliyle yine K'yı bulursunuz. Ancak bana herhangi çocuğun bilyelerin oranını vermesinin hiçbir anlamı yok çünkü zaten buradan ben herhangi iki çocuğun oranını bulurum yine bir şey yaramaz. Dolayısıyla bize sayı lazım arkadaşlar oran değil C şıkkı 1-2 olur bu yüzden. 1200 TL 3 çocuğa 3, 4 ve 8 ile doğru orantılı olarak paylaştırıldığında yani 3K 4K 8K toplamları arkadaşlar böylece 1200 TL. 8, 4 daha 12, 3 daha 15K eşittir 1200. K buradan ne oluyor? 80. K 80 olduğuna göre arkadaşlar en az alan çocuk kaç K kaldı? 3K. 3 ile 80'i e çarparsak 240 TL D şıkkı. Ok sembolleriyle arkadaşlar ters orantılı olacak şekilde paylaştırıyormuş. Yani mesela 2 ve 3 ile ters orantılı olacak. Sonra ...çok olanı da çemberin içine atıyor. Burada bakın 840'ı 3 ve 1 ile ters orantılı bölmesi lazım. Ters orantıda ne yaparsanız biliyor musunuz? Normalde 3 ile orantılı derse 3K diyoruz ya... ...3 ile ters orantılıdır derse K bölü 3 dersin. Yine 1 ile ters orantılı derse K bölü 1 ama tabii o K olacak mecburen. Dolayısıyla 4K bölü 3 eşittir 840. 4'e bölersek 210 yapar... 3'ü ee, öbür tarafa atarsam k eşittir 630 geldi. 3'e bölersem bu 210 oldu. Burayı da e, yerine yazarsam 630. Gerçekten toplamları 840 oluyor. Büyük olanı buraya yazacaktık. Ne oldu? 630. Şimdi 600'ü da o, o, söyleyemedim affedersiniz. 630'u da e, 2 ve 5 diye ayıracağız. O zaman yine bak k bölü 2 hatta karışmasın. m bölü 2 diyelim. Öbürü de m bölü 5 ters orantı demek budur arkadaşlar. Toplamları 5 2 daha 7 m bölü 12 eşittir. 630 sadeleştiler. m buradan sadeleşince burası 90. E, 90 çarpı 12'den 1080 oldu. m 1080 olduğuna göre fazla olan burasıdır arkadaşlar. Şurayı nedense arkadaşlar saçma biçimde 2 5 10 yapacağımı 12 yapmışım. Hemen düzeltiyorum affedersiniz. 90 çarpı 10'dan 900 oldu. Böylece 900 arkadaşlar büyük olan hangisi olacak? M bölü 2. 900'ü 2'ye böldüğümüzde de 450 D şıkkı geldi. Şimdi arkadaşlar R, 3R ve 6R verilmiş. Şimdi bunlar aynı yolu gidecekler gibi düşünün. Haliyle bazıları küçük olanlar daha fazla dönecek. Büyük olan daha az dönecek. Mesela R, 3R, 6R ya. Bunların paydaları eşitlenir gibi düşünsek kaçta eşitlenir? 6 değil mi? O zaman bu 6K tur döndüğünde bu arkadaşlar 2K tur döner. Bu da K tur döner. Anlaştık mı? Sonra birinci çark saat yönünde 540 derece döndürüldüğünde o zaman arkadaşlar hangisi soruluyor? Üçüncü çark. Üçüncü çark o zaman 90 derece döndürülecek. 6'da biri. Yön olarak da bakalım şimdi. Bu arkadaşlar diyelim böyle e, nereye döndürülmüş saat yönü. Saat yönünde böyle döndürülse diğeri de arkadaşlar nasıl döndürülecek? Bu saat yönünün tersine döndürülecek. Ters dönüyorlar, birbirlerine bağlılar çünkü. E haliyle bu da ikinci zıt yönde olduğu için bir anda aynı yönde oldular. Gördünüz mü? Dolayısıyla aynı yönde 90 derece B şıkkı oldu. Bulundukları konum ama C'yi vermemiş arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman? Şimdi A'nın aldığı yola 4K diyelim tamam mı? B'nin aldığı yola da arkadaşlar 6K diyelim. 6. noktada bulunduğu için. C'nin aldığı yola da XK diyorum. Bunların toplam aldığı yolun XK'ya oranı 9 bölü 4'müş. Buradan X arkadaşlar ben hiç sizi bekletmeyeyim. Tahmin ediliyor aslında ama ben size söyleyeyim. X arkadaşlar 8K geliyor. İçler dışlar çarpma yaptım. Özel bir şey yapmadım. Sadece vakit kaybı olmasın diye. Şimdi 8K dediğimize göre C de bakın böyle bir yerde. Yani orijinden 8 birim uzaklıkta olarak. Şimdi bunlar eşit yere geldiğinde yani hepsi arkadaşlar bu yayın üzerine geldiğinde. A'nın alması gereken yol ne? 4K'da olduğu için 9K daha. B'nin alması gereken yol 13K'ya ulaşmak için arkadaşlar 6K'daydı. 7K daha yol almalı. C'de 8K da olduğu için 5K yol almalı. Toplam aldıkları yol 9, 7 daha 16, 5 daha 21K. 21K yol aldıklarında 60 kilometre gitmiş oldular. O zaman B bu yolun kaçta kaçını aldı? 7K kadarını yani 3'te 1'ini aldı. 21'in 3'te 1'i ise 60'ın da 3'te biridir arkadaşlar. Bu yüzden B şıkkı olacak. Ters orantı sorularında arkadaşlar ben payda eşitler gibi yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Birinci yol benim kendi yaptığım yol. Diyorum ki birisi 6a, öbürü 4b, öbürü de 3c olsun. Birbirine eşitliyoruz, çarpımlı yapıyoruz ters orantılıları böyle. Hepsini payda eşitler gibi düşünüp 12'de eşitliyorum. 2k diyorum, buna 3k diyorum, buna 4k diyorum. Böylece kesirlerle uğraşmıyorum. İkinci yol direkt kural böyle. Ters orantılıysa ters çevirerek k bölü 6, k bölü 4, k bölü 3 deme. Ee, bu da doğru, bu da doğru ama ben buradan yola çıkarak yapacağım. Diyeceğim ki 5, 4 daha 9K eşittir. 900. K arkadaşlar buradan 100. Demek ki 2K olan 200. Sonra diğeri 300. Üçüncüsü de 400 alıyormuş. Bunların her birine M tane daha veriliyormuş. Oranlar 7, 9, 11 oluyormuş arkadaşlar. Üçlü yapmaya gerek yok. İki tanesini tercih edeyim. Mesela bu ikisinin oranı. 200 artı M bölü 300 artı m. O zaman buradan 7 bölü 9 olmayacak mı? Ha diyebilirsiniz niye 7 ile 11'i seçmeniz? Özgürsünüz. Herhangi ikisini oranlayın artık. İçler dışlar çarpımı 1800 artı 9 m eşittir. 2100 artı 7 m. Buradan da arkadaşlar 2 m eşittir. 300 m de bakın ne geldi? 150 d şıkkı. Resmin kenarları arasındaki oran korunarak demiş arkadaşlar. O zaman ne söyleyebiliriz? 8'in 12'ye oranı yani küçük kenarın büyük kenar oranı 2 bölü 3 ya. Demek ki yeni durumda da kısa kenarın uzun kenar oranı 2 bölü 3 olacak. İçler dışlar çarpımından 24 artı 2x eşittir. 24 artı 3y geldi bunlar gitti. 2x arkadaşlar 3y oldu. O zaman birine 3k diyelim. Diğerine de 2K diyelim. Burası e, X olduğu için 3K olsun. Burası da Y olduğu için 2K olsun. İkinci alan ilk alandan 120 santimetre kare fazlaymış. Yapalım o zaman. İlk alan neydi? 8 çarpı 12'den 96. Artık buna 120 eklersek 216 olacak. Bu da 12 artı 3K çarpı 8 artı 2 kya eşit arkadaşlar. 3'e bölelim 72 burayı da bölersek k artı 4. 2'ye bölelim 36 k artı 4 karesi oldu böylece. Hem solda var hem sağda var. Demek ki k buradan neymiş? 2'ymiş. k 2 olduğu için x arkadaşlar 6 oldu. Burada da y 4 oldu. Toplamları 10 geldi b şıkkı. 5, 3 ve 4 ile ters orantılı demiş arkadaşlar. Yani 5A eşittir 3B eşittir 4C dersek hepsinin ortak paydası kaç olur payda eşitliseydik? 60. O zaman bu 12K. Bu arkadaşlar 20K. Bu da böylece 15K olur. Ters orantı sorularında ben buna dikkat ediyorum. Bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Birbirlerini eşitleyip arkadaşlar böylece buluyorum. Önceden dediğim gibi başka sorularda da çözme denk geldiyseniz söylemişimdir. K bölü 5. K bölü 3 virgül koyayım tabi. K bölü 4 deseniz de olur. Sadece ben kesirle uğraşmayı sevmediğim için böyle yapmıyorum. Dolayısıyla bu kadar ürün var içlerinde. Daha doğrusu serum var. Şimdi soldan sağa doğru da e, dakikada akan sıvı miktarı 6, 20 ve 5 ile orantılıymış. Yani buradan 6x kadar, buradan 20x kadar, buradan da 5x kadar arkadaşlar dakikada sıvı boşalıyormuş. Buna göre bitme süreleri soldan sağa demiş arkadaşlar. Ne yapacağız? Böyle böleceğiz direkt. Çünkü miktar bölü hız bize arkadaşlar neyi verecek? Ee, süreyi verecek. Dolayısıyla bu 2K bölü X. Bu arkadaşlar K bölü X süre. Bu da 3K bölü X süre. Demek ki en kısa sürede arkadaşlar hangisi boşalıyormuş? T2. Sonra T1. Sonra arkadaşlar T3. Evet E şıkkı cevabımız. Soruda çok müthiş şeyler yapmayacağız ama işlem hatası yapmamamız gereken bir soru arkadaşlar. Şimdi önce 5, 7, 10 ile doğru orantılı dağıtıyormuşuz. Tabii en azından bu kolay. Hemen 5K, 7K, 10K diyebiliriz arkadaşlar. Sonra A sayısı 2 ve 3 ile ters orantılı olarak dağıtılacakmış. 2 ve 3 ile ters orantılı ne demek? Kenarda hemen göstereyim. 2A eşittir 3B dersek, gerçi böyle A demeyeyim, 2X diyeyim. Buna da Y diyeyim. 2X eşittir 3Y dersem bir tanesi 3k olur, bir tanesi 2k olur. Demek ki arkadaşlar 3k ve 2k diye parçalarına ayrılacakmış. Sonra büyük parça nereye eklenecekmiş arkadaşlar? 3k B'ye. Yani yeni durumda B ne olacak o zaman? 10k olacak. Sonra arkadaşlar yeni oluşan B sayısı 2 3 5 ile doğru orantılı olacakmış. O zaman 5k, 3k, 2k direkt yapabilirim çünkü toplamları 10k yapıyor. Dolayısıyla bu en küçük parçada nereye verilecekmiş? C'ye. C'de o zaman 10K'ydı 2K daha eklendi. 12K oldu. 12K eşittir 480. K arkadaşlar 40. K'yı 40 bulduğuma göre A arkadaşlar en başta kaç K'ydı hatırlayın? 5K. Demek ki 5 çarpı 40'tan 200'müş D şıkkı. Ters orantılı dediği için arkadaşlar A, 3B, 12C ve 2D diyeyim önce ben. Bu A, B, şu an bunlarla sınırlı değil. Çünkü bana özel bir sayı vermemiş. Şimdi hepsi paydaları kaçta işlenir Pay kesiri olsaydı 12. O zaman birisi 12K, birisi 4K, birisi arkadaşlar K, birisi de 6K. Şimdi A ve D'ymiş farkın en büyük olduğu. O zaman demek ki bunlardan bir tanesi 12K, bir tanesi de K'ymış. Hangisi olduğunu söylemiyor ama. Böylece arkadaşlar 12K eksi K 55 oldu. Buradan 11K eşittir 55'ten K ne geldi? 5. K 5 olduğuna göre B ve C'de toplam 4, 6 daha 10 var. 10 çarpı 5'ten cevabımız 50 C şıkkı oldu.